başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kalaylı. Komiseri bacanım, karakolu açalım, romana da zaptrat kolaylı. Olması hepimize toptan vere vere bu gece için 200 milyonluk sipali verir. Selim haklıdır be. Bu kadar sipali ya, bu kadar tıngırdat da çoktur direkt. Canım, Rıza üçkağıtçıdır falan filan ama iyi çocuktur yani. Anlaşılan buranın patronu Cimri o kadar. Ama ne biliriz be? Rıza'nın patrondan sipalileri deve yükünden alıp bize de deve de kulak olarak geri verirdi. Yok deve. Hadi 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 iyi çal. Hadi. Çal ulan hadi. Lan ben sana bu gece için tam 1 milyar vereceğim demedim. Dedin abi Şipşak. Sen de bana bu gece Ciguli'yi getirip meyhanede çıkartacağım demedin. Dedim abi Şipşak. Peki nerede Ciguli? Ciguli yoldadır abi. Geliyordur Şipşak. Hem içeride çalanlar da Ciguli'nin saz arkadaşları oluyor kendileri. Bana martaval okuma Rıza. Git bul Ciguli'yi yoksa boğarım lan seni. Oy oy oy. Gerekirse oyarım. Hiç meraklanma. Tamam abi ne kızıyorsun Şipşak? Geliyordur, yoldadır Allah Allah. Romanların aşkına, Spalin'in aşkına, Gacilerin aşkına çal. Aksar sana canım. Bir telefon et bakalım, neredeymiş Ciguli? Edeyim abi hemen. Alo? Ciguli neredesin ya? Ne? Yapma ya. Vah vah. Ciddi. Ay tamam Ciguli, tamam canım, öptüm. Öptüm Ciguli Şipşak.
Abi senin kan grubu neydi? A, RH pozitif. Uyumaz ki. Ne uyumaz? Ya Ciguli buraya gelirken trafik kazası geçirmiş, hastanedeymiş. Acil kana ihtiyacı varmış Şipşak. Ulan bu yalanlarla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Gidim ulan seni. Hop hop, boşan da Semer'i niye? Rıza'yı yedirir miyiz sana sanıyorsun? Bırakın lan, boğacağım ben bu şerefsizi. Tavuk mu boğazlarsın be? Hadi nar. Yaptığın her hareket kadevesiyle sana geri döner. Abi hem 200 milyon sipari verirsin hem de Ciguli istersin. Ne kadar sipari o kadar küfte. Ne 200 milyonu kardeşim? Bu gece için 1 milyara anlaştık bu şerefsizle. Ne? Bir dakika, bu iş burada vay, biter. Vay küfte vay. Durun, açıklayabilirim bir saniye. Vay, hadi durma işim. Bana bak, bana bak. Canın çekti, bir tarafı şişer sen de vurar. Hadi. Merhaba Salih. Merhaba. Abilip gelmedi bir daha. Fotoğraf vermişti banyoya, onları getirdim. Geldi işte amirim. Neymiş efendim? Kızmayacakmışım. Ben sinirli bir adam mıyım ya? Estağfurullah abilip. Ne oldu, hayırdır? Ya gelirken doktora gittim. Yüksek tansiyon var ya bende. Geçmiş olsun. Bir sürü ilaç yazdı. Sanki bedava alıyoruz ilaçları. Bir de diyor ki beyefendi, bundan sonra ne olursa olsun kimseye sinirlenmeyeceksin. Yoksa tansiyonun fırlar, ölürsün. Ya ben sinirli bir adam mıyım ya? Kime sinirlendim ulan şimdiye kadar? Ya sen söyle. Allah aşkına söyle. Söyle. Yok, sinirli değil de sanki azıcık böyle. Azıcık ne lan? Adam gibi konuş. Azıcık ne? Komiserim bakın, sinirleniyorsunuz işte. Doğru. Arada bir kendimi kaybediyorum galiba. Hep bu romanların yüzünden. Allah'ın her günü kavga edip geliyorlar. Sinir minir bırakmadılar ki bende. Haklısınız komiserim, haklısınız. Ama bundan sonra isterlerse birbirlerini öldürsünler, görmezden geleceğim. Sinirlenmeyeceğim. Sağlığımdan önemli mi? Çok doğru vallahi. Hayrola, sen niye geldin böyle sabah sabah? Komiserim, fotoğrafları banyo ettim de onları ulan getirmiştim. Ulan, ulan ben bunları bir ay önce bırakmıştım. Şimdi mi aklına geldi hıyar? Hadi bırak. Bırak şuraya. Sinirlenmeyeceğim. İyi günler komiserim. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Hadi herkes gelsin kahvaltıya. Çaylar soğuyor. Ferhat. Dedem nerede? Niye gelmemiştir kahvaltıya? Aman salonda müşterisi var. Gelir birazdan be. Ay bu nereye, bir dede manyak müşteriler vardır bey. Sabah sabah karga kahvaltısı da etmeden gelmiştir. Aman. Allah Allah. Abi hiç üzülmeyesin güzel kızım. Senin o öküz kocan sana en yakın zamanda dönecek. İnşallah. İnşallah kısmet ana. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle gidesin güzel kızım. Aa, Ferhat. Ha? Ayla. Ayla ben Ayla? Tanıyamadın mı? İlkokuldan hani sümüklü Ayla derdiniz. Aa, Ayla. Ne kadar değişmişsin kız, sen böyle tanıyamadım. Sen de değişmişsin ama ben seni tanıdım. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? Çok. Ne yaparsın şimdi? Vallahi ne yapayım be Ferhat? Şişli'ye taşındık biz ilkokuldan sonra. Evlendim falan. Batoş, kim bu gacı be? Bilmem ki baba, baksana eski arkadaşıymış. Kızım, kahvaltıya gel, Allah ne verdiyse yeriz. Yok sağ olun, tokum ben. Aman be, bir çay içsen bari. İyi tamam, bir çayınızı içelim. Hadi. Abi güzele kafiyeli biraz söylesenize, bestemin sözlerini yazıp bitireyim. Salak, salak. Yok, salak uymaz bu şarkıya. Şarkıya uymaz ama sana şıp diye uyar. Abi delirdin mi ulan Selin? Sabah sabah ne bestesi yaparsın? Rüyasında Fatoş'u gördü herhalde ana. O da beste yapar. Abi çamurlaşmayın hemen. Bu beste benim en güzel bestem olacak. Tübe tübe. Ulan bir de en güzel beste mi olur dersin be, akordu bozuk şopar. Sanki başka bestesi varmış gibi. Abi buldum işte, buldum. Abi ne buldun baba? Buncuk mu buldun? Ne sevilirsin? Aradığım kadını buldum. 21 yaşındayım. Kendi yaşlarımda biriyle evlenmek istiyorum. Rumuz Çıtır Çerez. Ay dede, sen 21 yaşında mısın? Abi aramızda 3-5 yaşın lafı mı olur? Seven insan üçe beşe bakmaz. Abi veresin şunu baba. Hadi azdın sen, azdın ha. İyice kudurdun artık. Aşkımdan azdım, iyice kudurdum. Yok bu da olmadı. İyi bir koca ararım. Abi aklı başında biri kız kalkıp da gazeteden koca arar mı kendini? Ay şunlara bak. 50 yaşlarında
dul bir bayanım. Tübe tübe. Kudurmuş lan bu karı. Yaşıtım. Bir beyle tanışıp evlenmek istiyorum. Ne der kız, doğru mu okurum? Para problemim yoktur. Kirada evlerim vardır. Abi böyle zenginler de mi ilan verirler kız bu gazetelere böyle? Doğdu ana. Zengin lafı da duyunca değişti bir de. Abi şimdi bu karı bu ilanla kendine 50 tane koca bulur kendine ha. Zengin zengin kucacıklar kız. Memleketteki bütün zengin kocaları o kapar. Sana da zengin koca kalmaz bir ada. Kız, ananla dalga mı geçirsin sen? Terbiyesiz. Kız bana bak kız. Hakikaten hepsini kaparlar mı dersin kocalar? Müsaadenizle ben artık kalkayım. Çay için çok teşekkürler. Afiyet olsun. Aa, oldu mu şimdi be? Daha hiçbir şey yemedin. Yok, çay çok güzel olmuştu. Elinize sağlık. Dur ben getireyim seni. Sen hiç şugar canını sıkmayasın güzel kızım. Kocan eve dönecek. Sağ ol Kısmet Hanım. Abi pembe. Benden beter oldun. Yeter artık. Ezberledin gazeteyi. Defile arar dedin. Defile. Zeki koca defilesi. Şşş. Karıştırmayın bir kafa bu be. Evet. Manyak gibi severim, öküz gibi özlerim. Seni gördüğüm zaman fal taşı olur gözlerim. Abi dayı, Aysel Güre sarısı kendini herhal. Öyle şarkı sözü mü olur? Allah! Çıtıra bak çıtıra. Bu hiç olmaz. Sen becerebileceksin bu şarkı sözü işini dayı. Şarkı sözü değil be. Ferhat'ın yanındaki çıtırı derim ben. Çıtır mı? Ben de bakayım. Çıtır mı dersin? Seni gördüğüme çok sevindim Ferhat. Hadi gidelim. Öpüşürle Emine. Yedim ulan sizi. Sana demedim mi bu Ferhat sağlam babuk değildir diye ama dinletemedim ki. Kaçma adi karı. Gel buraya bakayım. Sultan. Sultan. Ne oldu Şahane? Sus Ferhat. Bana Şahane deme. Ben senin Şahane'ni olsaydım başkalarıyla karıştırmazdın. Evde evimin önünde. Ne karıştırması Şahane'm? Aile benim ilkokul arkadaşım ben. İnanma kız. Yalan söyler bu şopar. Babasına çekmiş. Zamanında ben de o... Ayyaş Yunus'u, Bohçacı Gülsü'nü koynuna basmıştım. Ne olur be pembe gacısı, ne bağırırsın gene? Al işte. Boşuna itiyan çumağı hazırla dememişler. Allah'tan hazırlamıştım çumağımı. Yemin ederim biz çum yok Şahane'm. Eski arkadaşım be. Abi Feri, bana bunu nasıl yaparsın? Elin karılarıyla nasıl öpüşür koklaşırsın be? Yapma be Sultan, bir dinle be. Abi Sultan, ha? Sen yanlış anladın. O kız Kısmet anama fal baktırmaya gelmişti be. Al işte kız, yalan söylerler. Ferhat ilkokul arkadaşım der, bu kokoz da kalkar Kısmet'in müşterisidir der. Kızım bunların bir dediklerini tutmaz. Sen de yanlara körükle gitmesene. Uş küpek, oğlum da senin gibi aynı. Ya Sultan yemin ederim doğru. Haydi pembe gacısı, sokayım seni şalvarıma da çıkarayım toz pembe. Bana bak kız, ben senin o şalvarını alırım, böyle dürerim. Haydi be pembe gacısı, parçalarım para. Seni valla bak. Ay bu pom bunlar. Ay benim pom. Durun be. Abi ablamı yandırın. Durun be. Durun be. Al bakalım Sultan. Adam boğazlıyorlar. Adam evi. Şikayetçi bunlardan komiser. Evimize baskın verdiler. Kafamı yarıp pekmezimi akıttılar. Adi şoparlar. Şopar size benzer be. Biz bir kere anlı şanlı romanız. Ya kaba kağıt. Sizde değil roman foto. Roman bile olmaz. Yürüsünüz değil mi komiserim? Sizin yüksek huzurunuzda bile bize hakaret ederler. Susun! Hayır. Sinirlenmeyeceğim. Söyleyin bakayım güzel arkadaşlar. Bir problem mi var? Güzel mi? Arkadaşlar mı? Allah Allah. Komiserim bize mi dersin bu lafları? Ne böyle iyi davranır be? Kafasına saksı düştü herhalde. Ne bileyim ulan? Demek kavga ettiniz. Edeceksiniz tabii. Komşular arasında olur böyle şeyler. Dert etmeyin. Hadi barışın. Hadi barışın, koklaşın, evinize gidin. Hadi. Evimize mi gidelim? Nezarete atmayacak mı bizi? Yok canım. Sizin gibi güzide insanların ne işi var nezarette? Komiserim haklı. Zaten her şey bir yanlış anlamadan çıktı. Hiç de bilem. Her bir şey gözümde gördüm be komiserim. Komiserim bak. Bu uğursuz baro ev kızımı peşine doladır. Evde başka gacılarla böyle işi pişirir. Abi yetmezmiş gibi
Ailecek, bir de bize beyden dayağı atarlar. Komşular arasında olur böyle kavgalar. Hem unutmayın, büyük dostluklar büyük kavgalardan sonra çıkar. Salih, çıkar arkadaşlarımı. Hı? Buyurun. Abi ben bu komiserin halini hiç iyi görmem. Bir numarası var ama dur bakalım ne zaman ortaya çıkar. Sen merak etme, ben şimdi onu delirtirim. Oh, çok şükür sinirlenmedim. Becereceğim galiba ben bu işi. Komiserim, ben hiç oturmayayım. Sana kim otur dedi? Hiç kimse. İşte ben de onu söylüyorum. Neyi söylüyorsun oğlum? Yani bana kimse otur demedi, o bakımdan oturmayayım. Oturma. Kalkabilir miyim? Kalk. Adama bak ya, bana kalk delirtiyor. Ulan sen, sen zaten ayaktasın be. Evet de yani daha da kalkabilirim. Bak, onu demek istiyorum, bak daha da. Saçmalama, sinirimi bozma benim. Maşallah silindir sisteminiz çok iyi gidiyor. Ulan! Aa! Sinirlenmiş sayılmam ki. Sadece telsizi elime aldım, o kadar. Haydi bak çaylar, boş oturmayalım beyler, boş oturmayalım, çay içelim. Yeni yapılan bir araştırmaya göre çay kansere de çok iyi gelirmiş ha. Bari iki tane çay satacağım diye uydurmadığın yalan yok. Ay bedesin be Yunus, bariden sallama valla. Bilimsel veriler ışığında arbide konuşurum ha. Selam size, roman camiasının en kralları. Müzik camiasının en büyükleri. Mozart'ın kankaları. Organizatör bozuntusu. Gene yıkama yağlamayla girdiğine göre kesin bir işin düşmüştür bize. Şahane bir iş var Yunus Baba. Gene çane kazıklayacağım bizi. Aa, ayıp ediyorsun Yunus Baba. Ha? Dün gece bir yanlış anlama oldu Yunus Baba. Bu iş başka. Meyhane işi. 600 milyon verecekler gecede. Hep beraber çalışacağız. Biz artık pembelerle işe mişe çıkmayız. Tövbeler olsun. Asıl biz taş kaynatırız da sizden bir daha işe çıkmayız. Hoş. Geberin acınızda. Aç karın, yüksek nalın, salın selimim salın. Senin kendi derdin ya Yunus Bey. Ben bu beslemi satayım, kazanacağım sipariyle sülaleni alırım be. Beslemi yaptı lan sen. Ne sandın? Oku bakayım şu beslemi. Şşt, Sümille. Ya bırak. Beste okuracak ha. Azıcık stop dur güzel, naz etmeden bana gel. Aşkının ızdırabından oldum metroseksüel. Ulan Allah canını almasın be. Beste dediğim bu muydu? Pis gitti bu lan kutacağım be. Bunda sen Eurovizyon'a bile katılırsın Şimşek. Selim, benim evin zilli melodisini değiştireceğim. Onun için de bir beste yapsana. Bu yetenek boşuna gitmesin ha. Ne gülersiniz ayarsız kovdalar. Tutsi de bestesini okuyan da. Ne anlarsınız siz müzikten? Hadi oradan beş oba. Lan görüşünüz be. Size inat bu şarkıyı götürüp un kapında saklasam bana da Selim demesinler. Zaten o zaman Selim demeyeceğiz ki. O zaman top 10 Selim diyeceğiz. Gel şimdi. Bak bu salağı nasıl yiyeceğim şimdi. Hadi gel lan. Hadi. Selim kardeş. Ne var be? İstemeden kulak misafiri oldu bu usta. Şarkı çok güzel. Eline sağlık. Ciddi mi dersinler üstem? Harika. Abi müzik kulağı olan adam nasıl danlar hemen şarkıyı? Sen bu müzik kulağıyla değil kulak misafiri olmak başımın tacı olursun be üstem. Ben de dinledim Selim abi. Vallahi çok güzel olmuş. Sen bu besteyi single'ını falan yapsan vallahi paraya para demezsin. Helal olsun lan Nuri. Ben zaten paraya para demem. Sipali de. Selim, bu kapanda benim tanıdık bir yapımcı var. İstersen götüreyim seni onu. Satarsın besteyi, kaparsın Sipali'yi. Ciddi mi dersin Derüstem? Yalnız bu işin inceden para lazım be Selim. Hani bilirsin masraflar falan. Biraz bu işler için birikmişim var. Bu besteye de feda olsun be. Hadi gidelim o zaman. Yalnız arabada benzin yok be Selim. Yolda biraz alırsın değil mi? Abi senin için depoyu fülledim. Bundan sonra en kral arkadaşım sensin be. Ya Şahanem, bir saniye bir şey izah edeceğim ya. Pardon, Şahanem diye bana mı dersin? Yoksa birçok karıyla oynaşırsın, yanlışlıkla üstüme alamayayım ben. Ya ne başka karısı ya? Yemin ederim gözüm senden başkasına kaymaz bile be. E
Evet, gözü kaybaz ama dudağı kayar. Eli karılarıyla şapır şapır öpüşmesini bilirsin ama. Ya Şahane, bir saniye yanlış anlıyorsun vallahi ya. Ne ya Dicabi, bey göreceği bir gönlü Ferhan. Bu mudur yani? Aşkımız bu kadar mı? Hiç güvenmezsin bana ha? Güvendiğimiz dağlara sahil tek karlar yağdı Ferhan. Benzin aldım, yemek ısmarladım, tatlı ısmarladım. Yanlışım varsa düzelt ama sen beni suçlar mısın be usta? Böyle bir cedel haberin olsun ha. Alırsan alın be. Koca destede bundan başka para kalmadı. Al. Bununla da bir çayını içeriz be senin. Sen de kalmasın. Boşa harcarsın sonra. Ya senin şu arkadaşlar da bari besteyi satsaydık be. Gel gel. 35 yaşında, çok şugar, çok çekici bir bayanım. Çok zenginim, benim gibi zengin ve cömert bir beyle. Abi 35 kart kaçmasın be. 32 yaşındayım, kızım da bekardır. Ona da zengin bir koca ararız. Cık. Abi 32 de çok. Hadi 28 olsun. Zaten de daha fazla göstermem be. 28 yaşında, çok şugar, çok çekici bir bayanı, çok da zenginim. Yabancı dil de bilirim, tenis de oynarım. Japon yemeklerinden hoşlanırım. Aman be, kızım yok olmadı kızım. Kız kardeşim de bekardır, ona da zengin koca ararız. Bizim gibi zengin olan beylerin cevaplarını bekleriz. Rumuz, ateşli. Selvi geldi sultan. Ben biraz odama çekileceğim ana. Çekilebilirsin kızım. Ben de çiçeğe çıkayım. Oradan da postaneye, ama yani pastaneye uğrayacağım. Ay canım, bugün fena halde tatlı istiyor da. Tamam. ...28 yaşında. Ya Mevlütçüğüm, sen öyle yalancıktan kaydet şarkısını gitsin be abi. Ne zararı olacak sana? Salağa bütün parayı iç ettik. Sonra maraz falan çıkarmasın başımıza. Ulan ne adamsın be Rüstem. İyi tamam, çağır gelsinler, çağır. Selim, gel. Gel Selimciğim buraya. Merhaba. Hoş geldin Selim kardeş. Selimciğim, Mevlüt abi seni daha ilk gördüğünde gözündeki cevheri anlamış harbiden. İbrahim de bana ilk geldiğinde aynı elektriği almıştım dedi. İbrahim? Tatlı ses mi? Tabii oğlum, o da ilk çıkaran Mevlüt abiydi. Vay be, kesin yırttım desene. Tabii oğlum. Selim kardeş, geç otur şöyle. Geç, geç, geç. Bak, ben sana kayıt deyince sen şarkıyı söylemeye başlıyorsun, sakin, tamam mı? Sakin. Tamam abi. Kasma, rahat ol. Heyecan yok. Hazır mıyız? Tamam. Hazırız abi. Kayıt. Fark ettim canıma park ettin gacı. Yuttum ben hapı, içtim ilacı. Sensiz abe canım geçmez bu acı. Aman aman. Azıcık stop dur güzel. Naz etmeden bana gel. Aşkın ızdırabından oldum metroseksüel. Azıcık stop dur güzel. Naz etmeden bana gel. Aşkın ızdırabından oldum metroseksüel. Selim kardeş, ben bu kaydı aldım. Dursun burada, isteyen çıkarsa veririz. Tamam mı? Hemen satılır mı abi? Vallahi belli olmaz. Bazen bir yıl durur, isteyen çıkmaz. Bazen de hemen satılır, öbürsü gün patlar şarkı. Hiç belli olmaz. Vay be Selim kardeş. Meşhur olunca artık tanımazsın biz ya. Aşk olsun be Rüstem. Beni sizler yarattın. Sizin alkışlarınız olmazsa biz sanatçılar hiçiz be. Yürüyün be Selim. Karanfillerim var. Kaktüs çiçeği benim de var ama müşteri yok be. Bak daha zırhlar bile yapmadım ha. Sen doğru düzgün otur önce. Ne kadar karanfil? Aman buyurun buyurun. Aman be abim, senin güzel attırı da 5 milyondan veririm be. Şşş, sen ona bakmaya sıra benim çiçekte dampik var, ben sana 2'de veririm ha. Hoş be, çekil şuradan be. Abi vereyim ben sana karanfil. Bana bak. Ay bir bıçağı veririm abi, gel. Ay kız, bir tanecik müşterimiz vardı, onu da kaçırdın be. Kız, kız zamına gelir, durasın.
Hadi bakalım hanımlar, toplayın sepetleri, gidiyoruz. Aa, aman abi, kurban olayım diye topluyorsun sepetleri, yapmıyorsun. Hadi bakalım, hadi abi. Dedim, hadi. Ne suç işledik ki götürürsün be? Ay. Abi be, ben sana bir karanfil takayım be. Ne yapma be güzel abi, abi. Verin şunu be. Hiç boşunuza nefesinizi tüketmeyin, götüreceğim. Abim biz bir suç işlemedik ki götürürsün sepetimizi. Ben sen sepetimizi verin. Bırak, sepetimizi. Bırak, bırak sepeti. Oh. Dur, dur. Alo. Sultan, benim Ferhat. Kapatacağım be Ferhat, konuşamayacağım. Kusura kalma. Dur Sultan, dur. Ne olur kapama. Bir çift lafım olacak sana. Ne olur kapama, bir dinle beni be. Yemin ederim burada da büyük bir yanlış anlama var. Seni hiç aldatır mıyım ben be? Bu kadar seven adam aldatır mı? Ferhat, kapatacağım be. Şahane, gel barışalım. Ortadaki bu yanlış anlamayı kaldıralım be. Ne olur, azıcık hatırım varsa kapatma Sultan. Ben bir derdimi anlatayım. Ben seni üzecek bir şey yapmam. Sen de beni üzme be. Şahane, oradasın biliyorum. Bir ses ver bana Şahane. Senden başka gül koklar mıyım be? He? Senden başka gül koklar mıyım ben? Allah Allah. Seni ne kadar sevdiğimi bilmez misin? Geceler boyu hep seni düşünürüm be. Tövbe tövbe. Evvelden beri hep senin için yanıp tutuşurum, bilirsin. Adi telefon sapı. Yakalanacağım ulan ben seni, polise vereceğim. Ulan Sultan, ulan Sultan. Ne diyeyim sana ben be? Abi ne vardı? Muhtar bozuntusu. Abi Melekşe, böyle aksaksi konuşarak bu romantik romanın kalbini kır. Bilirsin sana çok yanık. Aman, yarası da kavrulasın inşallah. Muharrebi be. Ya biz ne zaman birbirimize kavuşacağız be? Abi Melekşe be, benim de canım atak etmiştir. Ama en kısa zamanda gelip isteteceğim biliyor musun? 15 yıla varmaz yani. E çuş. Yani 15 yıl biraz kısa değil mi sence? İstersen 25'e falan uzat. Melekşe baba, yani yanlış anlarsın. Nasıl yani? Valla elini çabuk tutmazsan abim beni başkasına verir, haberin olsun. Daha verir be. Beni başkama başkasına kim verebilirmiş be? Abim. Abba be, bırak ya Yaşar beni be. Ne yapabilir yani? Seni bana vermez mi? Vermesin. Ben de seni elinden tutar sonra sürükler götürürüm be. Erkekse bir şey de ister o zaman be. Melekşe, doldu gözüne bir şey mi kaçır? Böyle yaparsın. Abim, abim, abim. Ama yemişim senin abini be. Buna yürek döller. Ben kimseden korkmam, bilirsin. Kimseden korkmaz, ben şahidim. Eyvallah Yunus'cum. Yunus mu? Ben de tam Melekşe'ye seni ne kadar çok sevdiğimi anlatırdım. Değil mi Melekşe? Tabii tabii. Ben de seni çok severim yarık kafa. Yarık kafa mı? Niye yarık kafa be? E çünkü birazdan kafanı yaracağım. Aa, Allah Allah. Yunus ya. Abi Yunus daha yaşlı. Bırakasın lan o adamı. Abi bizimle kavga ettiğiniz yetmez. Şimdi de muhtara mı döversiniz? Ulan bırakasın o adamı dedi be. Seni Allah gönderdi be pembe. Ben onu yerim. Ya bırakasın abi. Bırak dedim sana. Abi dur be. Dur be. Dur be. Aman be, aman be. Babama yaptığınız yetti be. Gel bakayım. Bırak. Aman yapma Ferhat. Bir dakika, bir yudum alayım. Kumserim, bu uğursuzlardan şikayetçiyim ha. Eşeği bu muhtar bozuntusu başlattı amirim. Babam doğru söyler kumserim. İlk Melekşe fikirleşti vallahi amirim be. Yolda çıkarttı beni. Kansız. Ebe satarsın beni ha. Tüh. Allah'ın cezacını be. Ne alakası var be? Susun. Susunuz. Söyleyin bakayım canlarım, neden geldiniz? Canlarım mı? Uğursuzdan ben şikayetçiyim komiserim. Az daha muhtarcığımızı öldürürlerdi. Affedersiniz, bu Yunus iti beni da ısırdı. Ya üzülmeyin canım kardeşim. Bırakın öldürsün, başka birini seçersiniz. Bırakın ısırsın, başka bir bulursunuz. Yani bir muhtar için, bir için böyle kavga etmeye değer mi? Şimdi sakin sakin konuşalım. Haber eder bu be. Bana bak ulan. Yukana, ben bu adamın halini hiç iyi görmem. Geri çok kibar davranır. Dur bakalım, çıkacak artık bunun kokusu da ne zaman? Salih, evladım. Arkadaşlarıma benden birer çay söyle. Benimki oralet olsun. Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Peki, oralet olsun. Üç şekerli olsun. Peki, üç şekerli olsun. Komiserim, şimdi oralet yalnız gitmez. Yanına böyle kurabiye falan da olursa. Oldu. Onu da getirtiniz. Ya yanına nargile de ister misiniz? Elmalısı hoş oluyor diyorlar. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Orta şekerli bir kahve alayım. Bir orta. Sinirlenmeyeceğim. Baba, babam, buz kola da bize.
Abi bizimki de iş mi yani? Sabah sabah Muharrem için karakola düştük. Abi öyle deme be dayı. Sevda çekerlere yardım etmek sevap. Bilirsin. Hepimiz sevda çeker. Evet. O da doğru ya. Allah'ım ilarım çıkmış. Allah'ım kurban olduğum yarab. Bir zengin herif okusa da şu ilanıma cevap verse. Amin yarabbim. Ana ne yapıyor sen orada? Hiç. Kızım gazete okurum. Haberleri öğrenirim. Abeye gireceğiz. Haberimiz bile olmayacak. Küs küs oturup sap gibi kalacağız burada. Onun için bakmak lazımdır. ...28 yaşında... ...çok şıkar, çok çekici bir bayanım. Çok zenginim. Yabancı dil bilirim. Tenis oynarım. Japon yemeklerinden hoşlanırım. Kız kardeşim de bekardır. Ona da zengin koca ararım. Bizim gibi zengin olan beylerin cevaplarını bekleriz. Rumuz ateşli. Vay be. Bu zengin gacı kesin benim kısmetimdir. Kız kardeşin de bizim Ferhat'ı alırız. Allah! Karun gibi zengin oluruz be. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aman Allah. Yanlış mı görürüm? Meşhur besteci Selim Bey geldi. Sevgili ateşli. Ben de... De ayrı mı yazılır burada be? Ben de çok zenginim. Zenginim. Boğaz manzaralı köşküm var. O beyler dalga geçmeyin fabrikatörle bakayım. Ne fabrikatörü be? Este fabrikatörü be. Tenis oynarım. Japon yemeklerini severim. Ulan acaba daha ne sallayayım ya? Siz dalga geçin oğlum. Unkapa'nın en meşhur plakçısı pazarlayacak benim şarkımı. Bugün yarın görürsünüz televizyonlarda. İmza. Esmer bomba. Bomba. Haberiz be kurudu. Aa, iftira bassın be. Benim çiçeklerim daha tazecektir be. Kız kokuz, çiçekten bahsedeyim ki ben sana derim be. Kuruduk kaldın, evde kalmış kız kurusu. Sen kedire bak be karalı. Yersin erkeklerin başını, aa kalırsın evde böyle yapayalnız. Ay konuşma be. Ben yakında deli duvaklı gelin olacağım. Ama... Emi de zengin düğünü yapacağım. Beklerim artıkın düğünüme. Allah, inşallah zengin bir herif okur şu ilanımı be. Abi bizi verirse ben de Muharrem'imle evleneceğim. Ay ne zaman olur acaba? Bekle kız bekle, olur belki. Düğününde sana gümüş baston takacağım iyisinden artık. Balayını da huzur evinde yaparsınız. Bana bak, mıtıkama geldik. Müşterilerinden hoplanma. Haydi yürü başka kapıya. Benim müşterim sağlam anam. Sen artık çiçek suyuna çorba yaparsın akşama elinde kalanlarla. Allah kız, yolarım be. Seni. Haydi yolarım. Yürü başka kapıya. Başka. Çiçeklerim var. Menekşelerim var. Karanfillerim var. Sevgili sultan. Hala aklım almaz. Hiç mi güvenmezsin bana? Sen varken başka bir kadına bakar mıyım ben? Bilmez misin? Sevdin mi? Pazara kadar değil, mezara kadar severim. Bilmez misin? Bu yürek kanatlandığından beri sultan sultan diye çarpar. Her şey bir yanlış anlamadan ibaret. Canavar! Gel buraya. Al bunu götür, kimseye çaktırmadan sultan ablana ver, tamam mı? Tamam abi. Hadi. Atla götüreyim sultanım. Bak, bantta koltuğu boş. İstemez, yürürüm ben. Götüreyim dediysem, arazi parçasından mesafe kastetmek değildir kastım. Ayağını yerde keseyim. İnceden bulutlara çıkarayım derim güzelim. Ferhat duymasın istersen avladığını. Yoksa kanat takıp gönderir seni o bulutlara. Ferhat'ın hareminde cariye olacağına gel benim gönlümün tahtına otur. Gönlümün sultanı ol. Ferhat toz diye yakası da sikiler seni. Ulan! Sen Ferhat'ı da ne olamazdı be? Bir gün dolmuşumun daimi yolcusu olacaksın sultan. A bir durak önce, a bir durak sonra. Sultan abla! Ne var lan? Bu mektubu
Ferhat abim yolladı. Çok önemliymiş. Hadi. Fark ettim canıma, fark ettin gacı. Yuttum ben hapı, içtim ilacı. Yanlışım varsa düzeltin. Bu benim şarkı değil mi? Girmiş listelere. Vallahi girmiş. Billahi girmiş. Girmiş işte. Girmiş. Yaşasın. Bir dakika. Papa. Ben dedim Eurovizyon'a girer bu parça Şipşak. Ulan dalga mı geçersin? Daha bir dakika önce makaraya sarardınız beni be. Selim. Sen bakma bu yalakalara. Ben sana demedim mi bu şarkı tutar diye? Yalnız altını biraz besleseydik. Yani altyapılarını biraz böyle şeyseydik diyorum. Susun! Ben dedim! Ya yürüyün lan, karakter fakirleri. Ben hep dedim. Bu Selim'de sanatçı ruhu var dedim. Demedin mi? Demedin. Vallahi dedim ama içimden demişimdir, duymamışsındır. Ben hep sende bir ışık gördüm. Bu oğlanın şeyi parlayacak dedim. Neyi? Yıldızı. Yürüyün lan, dediklerinizi sayayım. Selim, böyle şarkım olur Selim. Topon Selim. Unuttuğum bir şey var mı? Arabası demiştik. Ha pardon, bir de onu demiştiniz. Ayıptır sorması Selim. Ne kadar sipali aldın bu şarkıdan Selim? Vallahi para mara almadım. Kasetçi Rüstem'in arkadaşıydı. Besteni satarsak biz sizi ararız dedi. Niye aramadı peki? Bilmem ki. Aa yürüyün. Hep beraber yürüyün, gidip hadi, alıyoruz yürüyün, senin hakkını. Yürüyün, hadi yürüyün. Yürüyün. Ben bir şans verdim. Bugün saat 5'te sahilde her zaman buluştuğumuz yere gelir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Selim kardeş. Bırak şimdi lan bu ayakları. Paramı ver. Bir dakika. Sen bunları bana mı söyledin, ben mi yanlış anladım? Sen yanlış anladın abi. Kızma abi Şipşak. Bu yüzünden. Bunu kusura bakma İsmail. Salaktır. Konuşun öylesine. Ulan tırsak tuz bağlar. Hani hepiniz arkamdaydınız. Baksana arkandayız zaten Selim. Sizin ne bakımdan arkamda olduğunuz şimdi anlaşılmıştır. Bana bak Selim kardeş. Bir daha boğazlarla bu dükkandan adımını atma, toplarım o ağzını. Pardon abi. Ama bizim şarkıyı satmışsınız. Bize para mara veren yok. Senin parayı daha bu sabah Rüstem'e verdim be kardeşim. Ben veririm Selim'e dedi. Kaç lira verdi? 1 milyar. 1 milyar mı? Saat 5:30 oldu be. Sultanım gelmeyecek galiba. Soğuk bir şahıs daha vereceğim sana. Be. İnşallah her şey dediği gibi. Ferhat. Hayda. Nereden çıktı lan şimdi bu kız? Tam da sultanı çağırmışken. Sultan yine bu kızı görürse oyar beni vallahi. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapıyorsun burada Ferhat? Yok bir şey. Sultanı beklerim. Senin ne işin var burada? Ben de Kısmet Ana'ya gidecektim. Falı doğru çıktı. Ona teşekkür edecektim. Kocam eve geri döndü. Öyle mi? Gözün aydın. Aa, bu ne be? Karının ne iş var lan burada? Neyse ben kaçayım. Görüşürüz Ferhat. Yarım saat geciktim diye beni öteki sevgilini mi çağırdı Ferhat? Aferin Ferhat. Sultan bir saniye aşkım. Vallahi yanlış anladım be. Ay ne yanlış anlayacağım be? Bir değil ikinci kez görürüm seni aynı karıyla. Maşallah her yerde şampu şu bunu pişirsin. Yemin ediyorum seni bekliyordum Şahanem. Karı birden bitti yanımda ne bileyim be. İyi hiç boşuna yorulma Ferhat. Artık beni de arama. Artık Sultan, bittin. Sultan bir dur bir yanlış anlama be. Ha, püh şansıma tüküreyim be. Beğendin mi baba? Kemanı yemişsin sen oğlum. Biraz çevremiz olsa seni kaparlar. Kasete gidiyorum ya arada bir. Arada bir olur mu? Kim kaset yaparsa seni çağırmalı. Üzme kendini be baba. Her şey kısmet.
Seni bir evlenmiş görsem çok iyi olacak. Pembe abla bu. Biliyorsun. Acaba başka birini mi bulsak sana? Baba, o benim çocukluk aşkım. Ben başkasıyla mutlu olamam. Seversin değil mi sultanı? Ben de anasına darizim ama gacı çatlak. Ben ne yapayım? Sen rahmetli hanımı da çok sevdin değil mi baba? Bana üç evlat vermiş kadın sevilmez mi be? Biz olmasak sevmez miydin? Sevmesem siz olur muydunuz? Ha, bugün sigara paketini fırlattım attım. İşte bu kadar be. Sen de diyorum şu şişleri bir fırlatıp atabilsen. Çok iyi olur ama ben artık yaşlandım oğlum. Kendi yaşımdan hiçbir arkadaşım kalmadı bundan başka. Sıcaktır kız, üfle de iç. Baba sen de al çayını. Hadi. Nereye ulan? Kahvaltımı yapsana. Yok abla. Size afiyet olsun. Bir şerefsiz var, ben onu yiyeceğim kahvaltı niyetine çiğ çiğ. Pişirip de yesin dayı. Bideri oturur sonra. Emrin olur. Abi arka sayfa güzeline bak. Tam bana göre değil bu güzel. Bana göre değil o kadın. Bodoko prensestir dede be. Sen ki Bodoko prensesi kim? Abi o Monaco prensesi ise ben de cennet mahallesinin kralıyım be kızım. Helal be dede. Alemin kralı. Abi baba, veresin şu gazetenin içini. Sen sadece dışını okursun be. Ben önemli haberler ararım ha. Abi al senin olsun içi. Vitamini dışındadır bunun. Aman be, cevap yazmamış mı kimsecikler be? Ay tübe tübe. Abi, yük budur memlekette. Okur yazar zengin bir baba oğul be. Aa, Allah! Yazmışlar be. Cevap gelmiş. Sevgili ateşli. Ben de çok sevgili. Boğaz manzaralı bir küşküm vardır. Ben de seni gibi yabancı dil bilirim. Deniz uyarım. Japon yemeklerini severim. Ama bu ne be? Atletik bir vücudum vardır. Oğlunla birlikte sen ve kardeşine talibiz. Hafta sonunda pastanesinde saat 12'ye 10 kala buluşalım. Rumuz Esmer Bumba. Allah! Zengin oldum zengin. Yaşasın be! İlanım çıkmış. Şu ateşli acısıyla bir evleneyim zengin olacağız ha. Aman be baba be. Nelerle uğraşırsın be. Buyur baba. Ay tutturdun sabahtan beri pilav yiyeceğim diye. Çatalla mı yiyecek, kaşıkla mı? Hiçbiriyle. Japonlar gibi çubuklarla yiyeceğim. Bu çubuklar nerede çıktı abi? Gazeteden. Bu ateşli acısı çubuklarla Japon yemeği yermiş. İçini karşılaştık acıyla. Ben yemesini bilmiyorum, olur mu? Onun için bunlarla yiyeceğim. Dikkat. Tabii tabii. Biri yer bir bakar kıyamet ondan kopar. Evet. Talim yapayım ki acının yanında apışıp kalmayayım, anladın mı? Hadi bakalım. Ha gayret baba, ha gayret. Hadi, hadi. Şunlar al baba. Bir tane yuttum. Bravo. Bravo. Allah! Abi teriz topuk kaçtı baba, gördün mü? Az da ağzıma kaçardı. Ne yaparsın be pembe? Teriz oynarım be baba. Nerede topuk be? Aa, buradadır abi. Abi ana, teriz nerede çıktı? Abi kızım. İlanıma cevap veren Esmer Bomba teris oynarmış. Üş, teris oynayalım derse ne yapar? Öğrenmem lazımdır. Anam Hülya Avşar olmuş dede. Hülya Avşar. Kız Hülya Avşar kim oluyor benim yanımda? Sultan, hadi şu topu al da anana bir servis at da göreyim. Dur, geç kız karşıma. Tamam, hadi. Hayda! Abi Allah cancağızınızı almasın. Yıktınız evime kızım. Ya baba, bu yaştan sonra Rambo mu keseceğim başımıza ya? Bir yanıncı içeceğim be. Oğlum ya, gazete ilanındaki o ateşliğe dedim ki adeleli vücudum var. Kas yapmam lazım. Abi be, kas yapacağım diye kasmasan hadi. Yani görüşmeye giderken Ferhat'ın kaslarından ödünç alsan.
Abi. Yes. This is a pencil. Is this a pencil? Abi. Yes. Yes, this is a pencil. No. Abi. This is not a pencil. No. This is a pencil. Is this a pencil? Ne? Yes, this is a pencil. Aha, abi e pencil. No, this is not abi. A pencil. E pencil. This is a blackboard. Abi. E? Is this a blackboard? Neydi bu be? No, this is not a blackboard. A. This is a blackboard. Is this a blackboard? Abi ana. Robo Ceylan İngilizceyi karıştırıp yeni bir dil çıkardı resmi. Kızım ben Esmer Bomba'ya yabancı dil bilirim diye yazdım. Acık öğreneyim de yalancı çıkmayayım be. Ana kuş dili bilirsin ya sen. O da lala yabancı dil mi olur be? Dalga geçme benimle. Esmer Bomba zengin adamdır. Yazları yurt dışına tatile gideriz. Yurt dışında Kraliçe Elizabeth'le ben ne konuşacağım kız? Kalkıp karı bir şey soracak, ben öylece bakalacağım ha. Neydi bu be? Abi yetişin, dükkanımı soyarlar. Hırsızlar! Ah kafam! Abi Saniye, sen bu terlikleri hiç ayağına sokmaz mısın be? Ne zaman görsen birinin kafasına senin terlikleri. Yardın kafamı. Abi tutturmaz ki eşkıyalar. Çekirge sürüsü gibi geldiler. Yağmaladılar dükkanımı. Abi baksana Saniye. Rüstem'i gördün mü hiç bugün? Gördüm. Geldi hesabını kapattı. Vay. Benim paramla borç öder. Biz de açlıktan dişimizi kanına emeriz. Abi para dedi de. Şu hesabını kapatsan Selim. O Rüstem'den aldığı para benimdir. Benim hesabı ondan kapat. Git o yine iste. Abi ne dersin be şaşkın şoför? Laf yapma, paramı getir. Abi Muharrem abi, bu Rüstem benim bütün paracıkları yemeden bu kahveye gelmez bir daha. Gelir gelir, sen bir çay daha içer misin? Bak gazetede okudum, çay stresi birebir geliyormuş ona göre. Abi Muharrem abi, Rüstem'in suçladığı yetmezmiş gibi bir de sen mi suçlarsın beni be ya? Hiç boşuna bekleme Selim. Beni bildiğin Rüstem, parayı bitirmeden mahalleye adımını bile atmaz. Gitti paracıklar. Haydi Allah razı olsun. Ah abi, good night. Boşuna dikme o sökükleri ya. Ben şimdi uluşmaya gideceğim ya. Abi terziyle mi evleneceksin? Niye dikmem? Yok ana, ateşliyle evleneceğim. Çok zengindir gacı. Ferhat'a da kardeşini alacağım. Abi ya bu yaşta evlenmeye gidersin ama Muharrem'imle beni kavuşturmazsın. Ulan ben sizin gibi şoparlarla evlenmem. Şugar gacı bulurum gazeteden kendimi. İyi o zaman. Ben de bu arabime söylerim. Biz de gazeteden görüşüp evleniriz. Hadi oradan be. Kudurdun mu be? Şu ateş nasıl bacak? Güzelim be. Güzel valla. İşte ev fazla 30 gibi gösteririm. Kız bana bak. Sen de gel kız benimle buluşmaya. Yalnız gitmeyeyim. Ne olur ne olmaz kızım. Benim ne işi var ana? Kız ya başıma bir iş gelirse benim, bana bak, Esmer Bomba'ya kardeşi bulduğunu söylersin, anladın mı? Ana, başıma bir çoraplar örmezsin değil mi? Zengin koca arayıp deyip benim adımı vermedi değil mi ilanda? Kız sana yazıklar olsun Sultan, hiç yapar mıyım kız? Sen sanki ananı bilmez gibi konuşursun ha. Bilmez miyim ana? Hayatta yapmazsın, hiç de yapmadın zaten. Ay, işte. Oldum sana 28, hadi en fazla 29 be. Allah'ım biraz daha sürerse kız senden genç görüneceğim, sana ayıp olacak. Aman ana. Allah'ım bu Esmer Bomba'yı Allah karşıma çıkarmıştır. Bu yoksul hayattan inşallah kurtulacağım. Kız bilir misin kız? En çok da ben niye sevinirim bilir misin kız? Değil kız ana. Er gün er gün. O ayyaş yunusun suratını gülmekten kurtulacağım artık ha. Şu vallahi şu gacıyı Allah çıkardı karşımıza ha. Onun sayesinde zengin olacağız, zengin. Böylece bu pembe gacısının suratını da her gün görmekten kurtulacağım. Sıkı sar sıkı. Sararım. Hadi el eleyim dedim çünkü ha. Baba, Muharrem amcanın takım elbisesini getirdim. Abi, Muharrem'im ince getirdi, dikkat edesin ha. Bak düğünümüzde onu giyecek, yıpratmayasın sakın ha. Aa, Ferhat'ım, sen de hazır değil misin? Giymedin mi? Gelmeyecek misin benimle? Yok be baba, ben gitmem, sen tek git.
Ferhat'ın babanı yalnız mı bırakacaksın? Yine başıma bir çorap örmezsin değil mi? Çorap mı? Çorap. Ya çorabım olsa delik çorapla dolaşır mıyım ben ya? Ferhat, bu gacının çok da şugar bir kız kardeşi varmış. Onu da sana tanıştıracağım ya. Al işte. Dedim sana be baba. Ben gelmiyorum baba ya. Sen yalnız git. Ferhat, yapma çocuğum ya. Babanı yalnız bırakma Allah'ını seversen ya. Yapma ya. Ya baba, ben neden tırsıyorum biliyor musun? Niye tırsıyorsun? Geleceğim şimdi ben seninle. Oralarda bir yerde sultan çıkacak yine karşıma. Karılarla kızlarla görecek. Bu sefer her şey bitecek. Bir daha hayatta konuşmaz benimle be. Ya Ferhat'ım sen oynattın mı ya? Sultanın Damla Pastanesi'nde ne işi var ya? Ben de bu şanslık olduktan sonra oraya bile geleceği tutar. Hadi al zaman Ferhat. Hadi ya. Hadi hadi hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Muharrem abi, Rüstem gelmedi mi? Gelmedi ama sen geç otur. Nasıl olsa gelecek. Hı-hı. Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Tamam abi, anladım Şipşen. Hoş geldiniz efendim, ne alırsınız? Hoş bulduk. Abi bir esmer bomba olacaktı, ben onu alırdım. Dur, biz bir iki tane çay alalım. Peki efendim. Abi ana, evet. Bir dal geçirsin çocuklar. Aman boş ver be kızım be. Bunlar hayatımda göreceğim son fakirlerdir. Kız bana bak. Acaba bunlardan hangisi hayatımın garanti bilgisi olan esmer bombalar olacaktı? Yok, o mu? Bu mu? Millet, 333 deyin de şöyle inceden bir foto alayım. Biz 333 demeye başlamadan önce sen istersen 3,5 demeye başlarım. Çiğenli üstte. Sebep Selimciğim? Çünkü az sonra o 3,5'ları atmaya başlayacaksın. Ne yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Hiçbir yanlışın yok. Doğru Şipşak. Ben de arkadaşa aynı katılıyorum. Mevlüt abiden benim beste için 1 milyar lira para almışsın. Hani paralar? Mevlüt abi yalan söyler Selimciğim. Eğer para bara aldıysam iki gözüm önüme aksın. Şimdi yumruğu gözde yiyince iki gözün önünde zaten akacak. Ne diyorsunuz be? İki kişi oldunuz, beni mi döveceğiniz lan? Öldürmeyin beni. İstersen 3 diyelim Şipşak. Bence arkadaş 4 demek istedi. Aslında 5. 6 nasıl olur? 7 yapalım mı? Selimciğim, sen yetenekli adamsın. Oturup bir tane daha beste yaparsın. Sanatçı adamsındır İnce'de. Şimdi o besteyi hep beraber yapacağız İnce'de. Nasıl yani? Seni şimdi biraz döveceğiz. Bağırışlarından beste yapacağız. Şaka yapıyorsunuz değil mi lan? Şaka gibi mi? Kanım kanım. Kapan. Böyle güzel beste olmadı. En iyisi Fahadan girelim. Abi nerede kaldı bu tamba tumba esmer bomba be? Üf. Sultan, tamba tumba geldi kız. Vallahi bu tamba tumba esmer bombadır. Gel kız. Esmer bomba. Vaat. Vaat değil be. Ben ateşli. Vaat. Aman be ve atlar kovalasın seni be. Ne bu be? Taksici kurası gibi tat tat deyip duruyor be. Vaat değil be. Ateşli. I don't understand you. Ana bunlar turist. Türkçe bilmez de. Aman be hem Türkçe bilmezsiniz hem de belli ağız alaştırırsınız burada be. Kız bereket ben İngilizce bilirim ha. Hoş kız. Abi a pencil. What do you say? Where is the pencil? Kız nereden biliyor pensini? Öyle değil. Abi pensin. Abi. Neydi kız? Blackboard. Mr. and Mrs. Brown. Aman bunlar Brown gibi de bilmez bu be. Bunlardan hangisi ateşli acaba? Ateş mi görürüm? Pembe gacısı ne arar burada be? Aa, kız bunlar ne biçim turist be? Çatır çatır şurada İngilizce konuşurum. Aval aval öyle yüzüme bakarlar. Sultan, dedim ben sana baba sultan yine görür beni yanlış anlar diye. Allah'tan senin karılar yok ortalıkta. Üf hadi konuş, hadi. We don't know you. We are sorry. Ateşli ben, ateşli. Pembe gacısı ateşli, sen misin? Ay yaşıyorsunuz. Sen ne ararsın ulan burada? Asıl sen ne ararsın uğursuz kacı? Bana bak. Senin pekmezini naşuracıkta akıtırdım ama... ...şu zenginlik arifesinde elimi kana bulamayayım ha. Bana bak ulan. Yoksa esmer bomba sen misin?
Benim tabii, benzetemedim mi? Benzetmez miyim, benzeteceğim. Hem de fena benzeteceğim. Anne ulan, oğlun da sen de zengin adamdınız. Ne oldu, çulsuz şopar? Bebek, babanla kendinize zengin kadın ararsınız ha. Hadi iki kere yanlış anladım seni diye. Ya bu, bu da mı yanlış anlama? Asıl sen ananla zengin koca ararsın be Sultan. Ben buraya babam yalnız olmasın diye geldim. Kızım bulaşmayasın şu yalancı mikroplara be. Anne ulan, Boğaz manzaralı köşkünüz vardı. He, iki katlı evim vardı. Köşkten ne eskiyi vardı. He. Boğaz manzarası yoktur ama elimize geçen ilk parayla da manzarayı alırız. Sevsinler. Atletik vücutlu şupar. Muharrem'in de elbisesini almış Allah'ın dunsuzu. Bana bak kadın. Benim tepeme attırma. Attırırsam ne olacak ulan? Yalancı. Ay, bırak, 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 bırak. Hoş geldiniz. Anlatın bakalım. Komiserim, bu pembeden şikayetçiyim. Zenginim diye ilan verip bizi aldattı. Ben de şikayetçiyim komiserim. O da zenginiz dedi. Köşküm var dedi. Kandırdı bizi. Ama bakarsan giyecek donu bile yoktur. Canım, olur böyle beyaz yalanlar. Kırmayın bunlar için birbirinizi. Yok anam, bu komisere kesin bir şey oldu. Ayrıca ana, ateşli rumuzuyla yazdı ama bu gacı ateşli de değil komiserim. Şikayetçiyim. Uşt! Una baksan senin neren esmer bomba? Muşamba suratlı. Asıl ben senden şikayetçiyim. Bir dakika. Sırayla konuşun. Sırayla. Hepinizi dinleyeceğim. Sizin ne işiniz var bunların arasında? Bat. Komiserim, battan başka bir bilmez bu şaşkınlar. Sabahtan beri vat vat der dururlar. Hayır, İngilizce konuşurum ben, onu da anlamazlar. Bak şimdi. Abi, pencil. Pencil diyor. Pencil. Abi öyle bakarlar. Komiserim, onlar turist. Turist mi? Turistlerin ne işi var burada? Komiserim, bak şimdi ben bir hata yaptım. Ben bunları esmer bomba sandım. Şöyle az bir şey münakaşa yaptık aramızda. Dedim komiserim. Bu pembe gacısı ülkenin imajını iki sipalilik eder. Rezil eder bizi Avrupa'ya. Bunun yüzünden almayacaklar bizi AB'ye. Kesin! Kesin! Şu işi adam gibi anlatın bana. Yok, sinirlenmemem lazım. Sakin olmam lazım. Sinir yok. Komiserim, şimdi biz adamla pastaneye gidince adam bunları esmer bomba sanıp... Ateşliye hesapta kendisi. Ya ne pastanesi, ne esmer bombası, ne ateşlisi ya? Sultan doğru söyler komiserim. Pembe abla onları esmer bomba sanıp ben ateşliyim demiş. Tabii adamlar anlamamış, vat demişler. Öyle değil mi? Vat. Bak. Ulan kafayı yiyeceğim be. Sabah akşam kavga ettiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de uluslararası bir çalışmaya başlıyorsunuz ha? Babamın hiç bir kabahati yoktur komiserim. Asıl adamı kabahati yoktur komiserim. Hep bu Ayyaş'ın yüzünden oldu komiserim. Ya bırakasın beni şu gacı, şu damar izleyeyim komiserim. Ula bana bak diyordun, seni şimdi paralarım burada. Baba dur, baba yapma. Sultan bak yanlış konuşuyor. Yeter be! Sultan. Yeter! Kaç gündür sıktım kendimi sinirlenmeyeyim diye ama deliktiniz lan beni. Sıldırdınız. Allah Allah! Sizi bana sayıyla mı verdiler lan? Gebertirim lan sizi! Gebertirim Allah belanı versin.